Kukule, ağaç evde işin var mı? Aa! Tamam o zaman, benim işim var da. Aa, ne işin var? Söyleyemem, bir şeyler çalışacağım. Vay, demek gizli. Ne çalışacaksın? Bakalım, bir şeyler yapacağım. Vay, gizemli. Ne yapacaksın? İşte, bir şeyler tasarlayacağım. Vay, söylemiyor. Ne tasarlayacaksın? Tasarlayınca görürsünüz. Vay, görürüzmüş. Vay. Vay. Bitti mi? Bir tane daha yapacağım. Vay. Tamam. Bakın, ben gelene kadar kimse ağaç eve gelmeyecek. Söz mü? Söz. Peki, söz. Çok güzel olacak. Çok 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 kuvvetli yapıştırıcı. O zaman az süreyim. Oo, gerçek robot gibi oldum. Aa, bizimkilerin yanında böyle gitsem bana ne eğlence çıkar ha. O zaman ben geliyorum. Gelemedim. O da ne öyle? Robot geliyor. Bizi ele geçirmeye geliyor. Kaç kaç kaç. Robotlar nasıl korktular ama? Dur, robot gibi yapayım. Kukule, o kadar yaklaşma. Ay, bir de sarılıyor. Bakamayacağım. Fotoğraf varsa biz de varız. Dil çıkarmaca. Ciddi poz. Çıldırmaca. Ben artık korkmuyorum robottan. Ben de. Hatta adını koyamadığım bir sıcaklık var sanki aramızda. Peki robot arkadaş, sen bizi anlıyor musun? He, anlıyor musun? Çok komikler ya. Yok, bizi anlamıyor Düt. Kukuli, senin robotçan var mı? Yeter, çok güldüm. Söyleyeceğim gerçeği. Arkadaşlar, ben aslında... Ağzı kapanmış. Arkadaşlar, Minky'yim ben, Minky. Robot değilim. Wow. Aa, konuşuyor gibi. Arkadaşlar. Wow. Minky'yim ya. Minky. Ben hiçbir şey anlamadım. Urduca'ya benziyor ama böyle bir dil yok. Bulamadım. Nasıl anlamıyorsunuz? Durun, bir çıkayım da görün beni. Çok 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 kuvvetli yapıştırıcı. İçeride kaldım. Eyvah! İçeride kaldım. İmdat! Robot bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Oo! Minky'nin yerine yeni bir arkadaş mı buldunuz? Yok, o robot. Aa, hiç belli olmuyor. Yeni geldi. Tanımıyoruz. Ne dediği de anlaşılmıyor. Çekilin şöyle bir bakayım. Robotcuğum, senin adın ne? Wow. Bir dakika, sırayla. Önce adını söyle. Wow. He, adım Wow'muş. Hayır, Wow değil, Minky. Oo, Wow güzel isim. Sorsana peki, ne istiyor? Wow'cuğum, ne diyorsun şimdi? Anlat. Dur iki, ben Minky. Ya. Allah Allah. Tek kelime anlamadım. Anca mau. Ben uğraşamam bununla. Bir gün sen de robotun içinde kalırsan ben de seni anlamayacağım, görürsün. Evet, hoş. Benim. Tanıdın değil mi?
Melek karnın acıktı. Tamam. Nasıl anlamıyorsunuz Minky olduğumu? Ya bakın ayakkabı benim. İşte bakın. Momo'nun bu haline çok üzülüyorum. Belki ailesini ve arkadaşlarını özlemiştir. İşte bu Düt. Bravo. Hadi benimle gelin. Momo, bak sana arkadaş getirdik. Bak uuu diyor sana. Hadi konuş. Aa, Minky'nin ayakkabısı. Minky de bir gitti gelemedi. Ne yapalım, gelmedi. Biz de gidemeyiz, söz verdik. Söz verdik diye tutmak zorunda mısınız? Böyle arkadaşlık mı olur? Ya bırak sen de yapıştı buna. Yoruldu tabii. Üstün açık kalmasın Momo. Al yorgan. Bu ne ya? Yerimden kıpırdayamıyorum. Çok iyi yaptın Tinky. Ne kadar misafirperver olduğumuzu görsün. Ya yeter artık. Sen de çık be artık üstünden. Çık. Aa, Kukuli Düt Düt. Koşun, dans ediyor. Ben artık robot olmak istemiyorum. Sadece Minky olmak istiyorum. Böyle yapıştırıcı mı olur ya? Çıkarmak için yapıştırıcı aynı bölgeye yeniden dökün. Çivi çiviyi söker. Nasıl yani? Bu kadar kolay mıydı? Diyorum ki Momo gece bizde kalsın. Minky'nin odasını hazırlarız. Minky ne olacak? Minky gelsin bir. Bütün işleri ona yaptırırız. Her şeyi biz yaptık. Neyse, Momo'mu ne yapacağımızı konuşalım. Sen mantıyı açarsın. Naneli, pul biberli, tereyağı soslu. Ben de kaymaklı ayva tatlısı yaparım. Minky'nin en sevdiği. Evet ama ona yok. Sadece robota var. Kukuli sen önden muza terapi masajı yaparsın. Pamuk gibi olur. Akşama da film izleriz. Patlamış mısır yaparız. Sabaha da serpme kahvaltı. Momo'm nerede? Pes yine yedi ya. Peki bunların hepsini bir kere de yiyebilir misin? Eğer yapabilirsen sana odamdaki istediğin bu oyuncağı vereceğim. Vay, bravo Kukuli. Nasıl yaptın onu öyle? Çok iyiydi. Ne oldu? Ben oyuncak diye öylesine söyledim Kukuli. Sen gerçek mi sandın? Öylesine mi söyledin? Evet, çünkü Kukuli şeydi. Ben de... bir dakika ya, sen aramızdaki olayı biliyor musun? Yok, buyurun anlatın lütfen. Hayır, anlatmayacağım. Yoksa haksız olduğum ortaya çıkar. Yani haksızım diye değil tabii. Peki Kukuli, sen anlat. Onu hiç sorma. Benim ona istediğin oyuncağı alabilirsin dediğimi söyleyebilir. Yani doğru, öyle dedim. Ama ben onu Kukuli kurabiyeleri yiyebilsin diye dedim. Ama sen diyeceksin ki söz ağızdan çıktı bir kere. Çok da haklısın, çıktı. Odamdan istediğin oyuncaktı değil mi? Sen niye böyle giyindin? Kostümlü parti için deniyorum. Olmuş mu? Kukuli, ben odamı kilitlemiş olabilirim sanırım. Anahtarı da kaybetmiş olabilirim bir ihtimal sanki kesin. Kilitlememişim. Ne güzel. Gördün mü? Odada hiçbir şey yok. Sonra gelip bakalım bence. Hava çok güzel değil mi? Şöyle bakayım. Evet, çok güzel. Çok hayat doluyum, çok. Kendimi kontrol edemiyorum.
Çok sıkıcı. Tamam, aldın mı? Oo, ucuz atlattım. Kukuli, o benim verdiğim raket mi? Çok güzelmiş bu. Ben de biraz oynayabilir miyim? Kukuli azıcık ya. Hadi, hadi bak Kukuli. Kukuli versene. Ver dedim, ver. Bunu sana ben verdim. Şimdi de istediğim gibi alırım. Senin istediğin gibi alırım. Odamdan istediğin oyuncağı seçebilirsin bunun karşılığında. Daha önce hiç görmediğin başka oyuncaklarım da var. Ne dersin? He? Hadi o zaman koşalım mı? Evet, istediğini alabilirsin. Yine benim oldun. Kukuli nasıl yapıyordu ya? Olmuyor. Niye olmuyor? Bu benim verdiğim hula hoop mu? Evet o. Bu kadar güzel bir oyuncak mıydı? Değildi. Sen beni kandırdın. Bunun da oynaması hiç zevkli değil. Hula hoop'umu geri istiyorum. Hadi Kukulicim, yeni oyuncak bakalım. Ay. Bence böyle oldu. Zaten hiç benim olmamış. Bir dakika Kukuli, bekle. Tamam işte, bu eğlenceli değil. Al bunu. Burada bir oyna bakayım. Tamam, ben de aynısını yaptım. Allah Allah. Ediyorum. Kukuli al bunların, hepsi senin olsun. Nerede benim ayırdığım güzel oyuncaklar? Hey! Baksana! O torbayı alma! Gidiyor! Dur! Dur! Toz olmayan yolda toz bulutunun ne işi var? Durup dururken niye benim oyuncaklarımı aldılar? Ben şimdi oyuncaklarım başladım mı? Çok iyi olmuş. Ama oyuncaklarım gitti. Karışık duygular içindeyim. Her şeyim gitti Kukuli. Bütün oyuncaklarım gitti. Kala kala bu kaldı. Artık tek oyuncağım sensin. Tek ve en değerli oyuncağım. Gördün mü Kukuli? Dur bak şimdi.
Beket, gelmedik oturmaya. Minky, bunu sen mi çözdün? Evet, her pazar çözüyorum. En sevdiğim bulmaca. Gerçekten hepsini çözmüşsün. İyi, bir daha çözmem. Allah Allah. Bu zeka bulmacasını o kadar az kişi çözebiliyor ki. Minky, hı? Sen gizli bir dahisin. Hemen şimdi cevabı gönderiyoruz. Jüri teşvik ödülü veriyorlarmış. Aa, ödül mü varmış? Aa, geçen haftanınmış bu. Haftaya bakarız o zaman yenisine. Olmaz, o ödülü almasın. Hak ettiğim bir şey çünkü. Bak, yeni sayı da burada. Hadi gel, bunu da çöz hemen. Tamam, çözeyim. Ha? Kırk iki. Ne 42? Üç. Bu öyle bir cevap değil kimin ki? Soruda hiç sayı bile yok. Öncekileri çözdüğün gibi çözer misin Minky? İyi de hiç rahat hissetmiyorum ki böyle. Ben bu bulmacayı çözerken hep bu yastıkların içinde yayılarak oturuyorum. Şimdi nasıl? Daha rahat. Bir şey daha eksik. Tabii ya, meyve suyu. Bulmaca çözerken hep meyve suyu içiyorum ben. Sakın kalkma yerinden. Güzel, benimkiyle aynı tadı. Bunun yanına kek gibi bir şeyler var mı? Biraz da masaj. Bir dakika ya. Bulmaca çözerken ben sana masaj yapmıyordum ki. Kek de yapmıyordun, çok iyi oldu. Şu soruyu çözer misin artık? Tamam tamam, çözüyorum. Yine ne oldu? Ben bunu çözerken etrafımda başka bir sürü şey oluyordu. Onlar eksik. Tamam, ne varsa her şeyi söyle. Ben sana aynı ortamı sağlayacağım. Maket için kusura bakmayın. Çok zamanım yoktu. Şimdi hep birlikte Minky'nin her zamanki pazar gününü yeniden canlandıracağız. Minky de böylece o zeka bulmacasını çözebilecek değil mi Minky? Bak, herkes senin için toplandı. Bir bulmaca için herkesi şey yapmasaydık. Cümle kurup dikkatini dağıtma Minky'cim. Evet, olaylar şöyle gelişiyor. Minky meyve suyuyla rahat koltuğunda yerini alıyor. Hoparlörde de hayat hareket çalıyor. Kukuli son domino taşlarını diziyor. Ben elimde çöple mutfaktan çıkıyorum. Çöp nasıl oldu? Harika. Sonra düt düt arka tarafta kaktüsleri dalıp bağırıp çağırıyor. Onu her hafta nasıl yapıyor bilen yok. Oraya takılmayalım. Devam edelim. Sonracığıma zil çalıyor. Gelen misiva. O da yine her hafta nasıl oluyorsa bir şeyini unutmuş oluyor. Ama her hafta aynı şeyi unutmuyorum. Değişiyor. Misiva'nın eşyasını buluyoruz. Ben şarkıya eşlik edip Minky'nin yanına oturuyorum. Ve Minky de cevabı buluyor. Tata! Sorusu olan olmaz. Herkes yerine. Marş marş. Ben hazırım. Hayatınızı sürdürün, her şey yolunda. Merhaba Tinky. Ben şeyimi unuttum. Neyimi unuttum? Neyimi unuttuğumu konuşmadık. Fark etmez, söyle bir şey. Bütün olayı mahvettim ben şimdi, değil mi? Yok, bir şey olmadı, devam. Tüh! Mahvolmamışken mahvolmuş gibi yaptım, mahvoldu. Ne oldu? Müzik neden durdu? Hoparlörün şarjı bitti. Haydi. Baştan alıyoruz o zaman. Doğru mu duydum acaba? Bir daha mı yapacağız? Evet, düt düt. Haber verince kaktüslere saplanırsın yine. Barış çarş filan. Ama acıyor. Bu tamam. Kukuli, taşları yeniden dizmen lazım. Ben unutacağım şeyi buldum galiba. Tacımı nerede bıraktım acaba? Burada kesin eğlencelik bir şeyler var. Hop, cımbırlop. Herkes yerine. Herkes yerine. Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda. Meyve suyum bitti.
daha alıyoruz. Yapma. Yap yap. Çok komik oluyor. Senin tuvaletin mi var Minky? Hem de ne? Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda değil. Sen zeka bulmacası mı çözeceksin? Hiç güleceğim yoktu. Yok ya, güleceğim vardı. Ben o beklentiyle geldim buraya. Minky, ben sana güveniyorum. Sen bu soruyu çözersin. Kalpler seninle. Minky, lütfen soruyu çöz. Lütfen çöz. Arkadaşlar, son bir kez daha. Bir kere de bitirelim şu işi. Hı-hı. Ama önce... Hayat bir yarış. Kim demişse yanılmış. Ve bitti. Olmadı. Nasıl yani Minky? Çok şaşırdım. Yo, hiç şaşırmadım. Ben kaplıcalara tedaviye gidiyorum arkadaşlar. Olsun Minky. Başka sefere artık. Her şeyi yaptık. Nasıl çözemedin? Bilmem. Çözemedim işte. Evet. Akışta dalgalanış. Yok yarış meriş. Hayat. Minky, çözmüşsün. Nasıl? İyi de nasıl oldu bu? Bilmem. Öyle rahat rahat çözdüm işte. Kimse bakmayınca. Demek biz sana çok ısrar ettiğimiz için yapamıyordun. Üstünde çok baskı vardı. Kusura bakma Minky, fark edemedik. Bundan sonraki haftalarda sana hiç baskı yapmayacağız. Haftaya başlıyoruz baskı yapmamaya. Sen de ödülleri topluyorsun. Sonraki hafta, ondan sonraki hafta, ondan da sonraki hafta. Bütün ödülleri topluyoruz. Herkes organize ediyorum. Baskıyı kaldırıyoruz. Rahat rahat çözüyorsun bulmacaları. Herkes nereye gitti? Tamam, gidin şimdi rahat rahat. Ben haber edeceğim size. Minky bak, jüri teşvik ödülün geldi. Söyledin. Yoksa saklanmayacaktık. Ağacın arkasına saklanmak yok ama, tamam mı? Tamam, yok. O zaman sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, ağacın arkası, sağı, solum, kolum, sobe. Saklanmaya ne be? Ağacın üstü sobe dememiş miydim ki ben? Ne? Sobe, sobe, sobe. Sırf oraya sığabildiği için sobelemesine izin vereceğim. Sobe, hiç anlamadın değil mi Minky? Anlamadım. Sizce de çok güzel değil mi? Ağaç. Güneş, bulut, yağmur. Hava çok fena bozdu. Arkadaşlar, görüşürüz. Yetkililer fırtınanın yol açabileceği hasarlar konusunda uyarıda bulundu. Sabaha kadar sürecek olan fırtına. Fırtınam, felaketim, hasretim. Buraya neler olmuş? Aa.
çok güçlüydü. Baksanıza, arkadaki diğer ağaç tamamen kopmuş. Onun için yapacak bir şey yok artık. Zavallı yaşlı ağaç, dayanamamış. Peki bizim ağacımız da mı böyle olacak? Kökünden ayrılıp devrilecek mi? Hayır, devrilmeyecek. Bulduğumuz harika fikirle buna engel olacağız. Ya böyle bağırınca aklıma bir şey gelir sandım ama. Kukuli. Hamurla ağaç tamir eden ilk çocuklar olabiliriz, biliyor musunuz? Tinki minki kukuli, haydi şimdi ileri. Galiba oldu. Hamur hemen kurudu bile. Bakın nasıl da ağacı tutuyor. Sapasağlam. Galiba hamurla ağaç tamir edemeyen ilk çocuklar olduk. Arkadaşlar, pes etmek yok. Daha iyi bir fikir bulacağız. Yine bulamadım. Tinki, sende var mı bir şeyler? Bir şey var. Oldu işte. Taşıyor balonlar ağacı. Rüzgar da esince ne güzel oldu. Eyvah! Ağaç kopacak şimdi. Hemen balonları patlatmalıyız. Patlayın, patlasanıza. Patlasanıza. Biz ne yaptık? Ağaç az daha uçup gidecekti. Evet ama hata yapsak da denemekten vazgeçmemeliyiz. Hemen yeni bir şey bulmalıyız. Şey geldi. Bu sefer olacak bence. Kolibanda her şeyi çözer. Bence de. La 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 la. Ha? Nasıl oldu ama? Çok güzel oldu. Sanki ağacı bantlar değil, ben tutuyorum. O kadar gerildim. Destek lazım. Hepsi kopmadan. Destek. Buldum, buldum. Çok yoruldum. Biz elimizden geleni yaptık Tinki. Ama olmadı işte. Ne oldu Kukuli? Neden daha önce haber vermediniz ki? Ama yine de geç değil. Hep birlikte üstesinden geliriz.
Hepsi de bu ağacın sayesinde. Ona da teşekkür etmeliyiz bence. Teşekkürler arkadaşlar. Senin desteğin olmasaydı eğer biz bunu yapamazdık. Ben de onların arasında olacağım. Mars diyorsun. Evet, baksana çok güzel bir yer bu Mars. Bu güneş sistemindeki en yüksek dağ. Olympus'lu. Gündüzleri gökyüzü böyle oluyor. Geceleri böyle. Baksana şuraya. Harika değil mi? Nefes kesici bir yermiş hakikaten. Evet, biraz oksijensiz de ondan. Neyse o çözülür de Mars'ın önünde daha büyük bir engel var. Gidiş ücreti 500.000. O yüzden şimdiden para biriktirmeye başlamam lazım. Ne yapacaksın peki? Çalışacak mısın? Çalışmadan da insan bence para kazanabilir. Senin aklına bir şeyler geliyor mu? Eski eşyalarını satarak başlamaya ne dersin? Aa, süper fikir Tinky. Teşekkür ederim. Mars'tan sana kartpostal atacağım, söz. Gel, gel. Eşyalar var, eşyalar. Eski eşyalar. Ama çok da eski değil. Para eder yani. Eşyalar. Merhaba Minky. İyi satışların olsun. Minky, bu bardak çok eski gibi duruyor. Antika sanki. Antika olunca ne oluyor? Çok pahalı olur antika. Aa, o zaman antikadır. Ben çok beğendim bunu. 50 veririm. Gerçekten mi? Evet. Ama param yok işte. Olsun, üzülme. Antika eşyayı herkes almak ister. Hadi hayırlı işlerin olsun. Demek antika. Evet, antika eşyalar var. Antika saat, antika oyuncak, antika okul defterleri. Param olsa da ben alsam. Ayrıca sabah çıkan taze taze çıtır çıtır antika simit var, simit. Bu çok nadide bir parça. O defterde ne hikayeler var? Onu kimler istedi de alamadı bir bilsen. Kimler? Tinky çok istemişti. Ben ondan önce aldım. Düt düt. Aa, nereye? Tamam, antikada büyük indirim yapıyorum. Büyük indirim. Tamam, açık azaltma yapıyorum. En az veren alır. Durun, gitmeyin. Hoş geldin Kukili. Ha? Ha? At bir şeyler işte. Geriye kaldı 99.999. Of! Minkicim, nasıl gitti satışlar? Gitmedi. Aa, neden öyle oldu? Ben de anlamadım. Tüketim düşkünlüğü denen şey yalanmış. Herkesin aklı çok başındaydı. Aa, üzüldüm buna. Ama vazgeçme sakın. Dünyanın en değerli antikaları listesinde şimdi sırada bir numara var. Bu şapka gerçekten de tam 500.000 değerinde. Özel seri olarak tam 50 yıl önce üretilen bu şapkadan dünya üzerinde şu an bir tane olduğu, onun da kimde olduğunun belli olmadığı söyleniyor. Şapkayı elinde bulunduran kişinin başına tarih kuşu konmuş gibi görünüyor. Son araştırmalara göre 500.000'in bir insanın hayatta yapmak isteyip de yapamadığı her şeye yetebileceği açıklanmıştı.
Seninki nereye? Kukili ne haber? Aa, Kukili, o şapka hiç yakışmamış sana. Bir tuhaf olmuş. Bence sen bana ver o şapkayı. Sevdiysen tabii sorun yok. Ben şapkayı satmaktan vazgeçtim Kukili. Paranı versem şapkayı verir misin? Peki kumbaramdaki bütün paramı versem? Demek paraya değer vermiyorsun. Dur bekle. Bu şapkalardan birini vereyim. Bak mesela şöyle bir şey var. Bu var. Hepsini vereyim. Hepsi ve daha fazlası. Hadi ya, versene. Hadi. Tamam, almıyorum. Tamam, kalsın, tamam. Üf, iyi be, tamam. Bak, zorla alacağım şimdi, ha. Ne oldu bana? Kukuli, şşt, açsana beni. Açmadan gitme. Kukuli! Ben bu şapkayı nasıl alacağım bundan? Düşün Minki, düşün. Bir mekanizma kurabilirim. Çok atletik ya. En iyisi çaktırmadan almak. Kılık değiştirsem? Kukili Bey, ben çok üst düzey bir yetkiliyim. Şapkayı bana vermeniz lazım. Çok acil. Kukuli'yi kandırmak çok zor. Daha değişik bir fikri bulmalıyım. Fikir nasıl bulunur? Birbiriyle alakası olmayan şeyleri bir araya getirerek. Buldum. Kukuli Bey, siz misiniz? Ne haber? Tam duyamadım. Biraz daha yaklaşabilir misiniz? Yine gördü ya. İşe yaradı be. Kusura bakma Kukuli. Buradan sakın bir yere ayrılma. Çünkü gelip seni çözer, tamam mı? Paranı da vereyim. Şapka benim, para senin, tamam mı? Süper iyi biriyim ya ben. Minki, nereye? Mars'a. Şapkayı verip parayı alacağım. Parayı verip bilet alacağım. Senden ricam, şurada Kukuli var. Gidip onu çözebilir misin? Ben gidiyorum. Dünyada bir tane kalan bu özel şapkanın üretici firması 50. yılı hatırına aynı şapkadan 50 bin tane üretmeye karar verdi. Koleksiyonerler eski şapkanın bütün numarasının tek kalmış olması olduğunu belirtip artık değil 500 bin, 5 para bile etmeyeceğinin altını çizdiler. Hayır, olamaz. Dünyanın en değerli antikaları listesine sürpriz şekilde bir numaradan giren yepyeni bir antika var. İşte bu para. Hayır, olamaz. 50 bin yıl önce üretilen bu paranın değerinin 500 bini bulabileceği söyleniyor. Hayır, olamaz. Kukuli. Kukuli, canım benim. Tinky, lütfen artık. Dünden beri hiç durmadan bu şarkıyı söylüyorsun. Üf, sen ne bir abarttın. Hiç durmadanmış. Ay, ne yapayım, dilime dolanmış. Ben buna daha fazla katlanmak zorunda değilim. O yüzden bir şeyi seçmelisin Tinky. Ya şarkıdan vazgeçeceksin ya da...
Ama benim odadan kendim çıkmam lazımdı. Böyle hiç havalı olmadı. Düt Düt, ne haber? Ne yapıyorsun? Aa, bir ter atayım dedim. Ha, iyi yapmışsın. Bu çalan hangi şarkı? Ha, o şey, remix. Ben yaptım, bak. Sen de mi bu şarkıya takıldın Düt Düt? Takılmayacak gibi değil. Dinlemediysen kesin dinle. Sen de çok seversin. Teşekkür ederim, ben almayayım. Çok seviliyor diye bir şarkıyı dinlemem ben. Hmm, çok doğru bir hareket. Ama bu güzel. Neyse, hadi görüşürüz Düt Düt. Görüşürüz. Gitmemi bekle bari. Ya nereden çıktı bu şarkı böyle? Hangi şarkı? Ha şey, hiçbir şarkı. Çıkmadı yani bir şarkı. Önceden ne varsa o var. Çok güzelmiş. La 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 la. Hayır Miss Siva, sen de mi? Hayır. Herkes bu şarkıyı dinliyor. Dinleyen dilinden düşüremiyor. Tabii hala dinlemeyenler de var. Buradan onlara tek bir şey söylüyoruz. Hayret. Kukuli, gördün mü? Şu şarkı herkesi etkisi altına almış. Seni almadı değil mi? O zaman temiz kalmış son iki kişi biziz. İşimiz hiç kolay değil Kukuli. Herkesi savuran bu rüzgara kapılmamalıyız. Herkes uyurken biz uyanık kalmalıyız. Herkes kafasını kuma gömmüşken biz farkında olmalıyız. Çok güzel konuştum ya. Nasıl oldu bu? Kukuli, buralarda biraz daha kalırsak bize de bulaşabilir. Hemen acil durum sığınağına gitmemiz lazım. Evet, doğru duydun. Bu bir acil durum. Acil diyorum, acil. Sadece muzları al. Hadi o zaman. Geldik sayılır Kukuli. Sığınağın anahtar ı. Şarkının modusu geçene kadar burada kalacağız. Kolay olmayacak Kukuli. Hiç kolay olmayacak. Evimizdeki rahatlığı da bulamayız ama ne yapalım? Vakit geldi. Artık çıkabiliriz. Çok uzun zaman oldu Kukuli. Heyecanlı mısın? Acaba uçan arabalar çıktı mı? Veya ışınlanma bulundu mu? Evet. Bitmeyen muz icat edildi mi? Daha da önemlisi, acaba arkadaşlarımız bizi tanıyacak mı? Minky, ne yaptınız? 1,5 saattir yoksunuz ortada. Tamam, açabiliriz. Eyvah, bize de buluşacak. Kendi kulaklarımızı tutalım, kendi kulaklarımızı. Kukuli, Minky, dönmüşsünüz. Kukuli. Amanın, kaç Kukuli, kaç. Seni çok özledim. Kukuli!
kaybettim. Hepsini tek tek o şarkının kollarına teslim ettim. Buna dayanmam mümkün değil. Resmen yıkıldım. Aa, yok ya, uykum gelmiş sadece. Durun, gitmeyin. Beni yalnız bırakmayın. Hepiniz benim arkadaşımsınız. Eğer siz böyleyseniz, peki ben de o zaman sizin gibi olacağım. Bunu arkadaşlığımız için yapacağım. Arkadaşlar, artık ben de sizdeniyim. Hıçı hıçı kırık, hıçı kırık, kırık kırık çık çık, hıçı kırık. Hadi siz de. Hıçı kırık, çık. Of Minky, o şarkının modası geçti. Nasıl geçti ya? Kimse dinlemiyor ki o şarkıyı. Artık yenisi var. Heh, yenisi mi? Hoplu zıpla, kulü kulü kulü, dans et oyna, kulü kulü kulü. Oh be dünya, kulü kulü kulü, kulü 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 kulü. Hoplu zıpla, kulü kulü kulü, dans et oyna. İçim ürperdi. Kukuli, geliyor musun? Hadi. Minky, bu ne? Gölde buldum. O elindeki şarjlı süpürge. Biliyorsun değil mi? Bir kere kazanayım. Çok değil. Bir kere. Hazırım tabii. Hadi başlayalım. Nasıl gidiyor oyun? Kaybettiğim 142 oyuna göre en uzun süreni bu oldu. İnanabiliyor musun? Kazandım. Kazandım. Kukuli Dama'da yendim. Her şey bu bileklik sayesinde oldu. Bana güç verdi sanki. Tabii tabii, güç verdi. Dama taşlarını çok rahat kaldırdım mesela. Kukuli, oyun bittiyse hadi beni çek. Yine o hareket mi? Evet o. Hayatım boyunca hiç yapamadığım hareket. Yaptım. 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 Yaptım, 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 yaptım. Dedim sana işte, bilekliği takınca bir şeyler oluyor. Evet ya, bilekliği taktım, yaptım. Aa, ne oluyor? Niye alıyorsun bilekliğimi? Senin bilekliğin değil ki, gölden buldun. Tamam işte, gölden buldum. Hem bunu bulmak için bir sürü su yuttum ben. Sen yuttun mu? İstiyorum o bilekliği. Geldi, al. Bırak o bilekliği. Asıl sen bırak. Bırak dedim. Ben de dedim. Ya bırak. Gide 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 g
bizim de elimiz armut toplamıyor. He? Nimet bu, bir dakika. Çocuklar ne oluyor burada? İkimiz de şu elimdeki bilekliği istiyoruz. Neden? Bu bilekliği takınca istediğini yapabiliyorsun. Hiç başarısız olmuyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Bak şimdi nasıl oluyor? Ay. Aman. Düdüt, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Ha, iyi. E bileklik nerede peki? Evet, nerede? Nerede, 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 nerede? Düt düt, tekerleğindeki ışıltılı şeyi bana verir misin? Aa. Ne güzel parlıyor. Aa. Bakın, sizi uyarıyorum. Çok tehlikeli şeyler olabilir. Bileklik bende çünkü. Vay, demek herkes aynı şey istiyor. Kimin bilekliğiymiş ki bu? Kimsenin değil, gölden çıktı. Hmm, o zaman benim olabilir. İnternete koysam ne para verirler buna ha? Bileklik benim düt düt, bana ver. Onu en iyi ben bilirim, bana ver. Bana ver, ikimiz bana de ver, bana ver. Hadi kullanmadın. Bana ver. Ya neye veriyorum? Ha! Haklısın Kukuli. Çok doğru. Çok utanıyorum kendimden. Bilekliği aldı. Aa, olmaz ki böyle, ayıp ama. Bilekliğimiz. Ha? Ne? La 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 la. Alayım onu. Teşekkürler. Bilekliğimiz. Beni yere düşürdün. Özür dilerim Minky, bir daha olmayacak. Aa! Bas gaza düt düt. Ha ha. Ha ha, buldum seni. He? Kukuli, kaçacak yerin kalmadı. Bekliyor. Yoksa seni gıdıklayıp yemek zorunda kalacağız. Kukuli, sakın yapma. Hayır. Neden attın bilekliği? Atacağım deseydin kovalamazdık. Ama Kukuli, bileklikte güç vardı. Dama da yendim seni. Bilerek mi kaybettin? Ha, sen o yüzden bana göz kırpmıştın. Ama ben kaykayla o hareketi yaptım, değil mi? Benim çamuru yarıp geçmeme de olmadı demeyin. Tam öyle olmadı. Neyse. Yine de ne yaşanmış bir görelim. Aslında yine ben yaptım denilebilir. Yani bilekliğin aslında hiçbir özelliği yoktu. Bildiğimiz normal bileklik. Yine de rengi çok güzeldi bence, değil mi? Bize gerçekleri gösterdiğin için teşekkürler Kukuli. Kuyuya attığın için de teessüfler Kukuli. Bir şeyi başarmış olmak çok güzel bir his. Evet, o anı yaşamak için daha çok çalışasım geliyor. O zaman dağılalım. Bu kuyuyu bu kadar dar yapmaya ne gerek vardı?
Çocuk nehri götürür seni buz gibi diyarlara. Kardan adamlar, eski Moğollar mutludur oralarda. Bizim yaptığımız kardan adam da burada mutlu. İki haftadır bizimle veyip gülüyor. Bu mutluluk değil de ne? Hazırladığımız sürprizle daha mutlu olacak. Kukuli. Tinky, şimdi sana bir soru. Şimdi biz karda yürüyoruz ya. Evet. Bize ne denir? Ne denir? Karabasan. Vah 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 vah. Donduk, donduk. Minky, bu soğuk esprileri kardan adama yapsan. Öyle yapacağım zaten, siz anlamıyorsunuz. Bici bici yapmayı iyi akıl ettin. Kardan arkadaşımız buna bayılacak. Buzlu çayla da çok iyi gider. Şahane. Ne yiyorsunuz bakayım? Bici bici, ister misin? Ben karçambaç yaptım kendime. Siz bu kardan arkadaşınızı da mı servis açtınız? Oo, çok ciddi almışsınız bu işi. Şöyle bir kartopu atayım da hepimiz rahatlayalım. Hayır, atma. Toriki, sen kardan adamla böyle mi oynuyorsun? Hayda bre. Yakın. Çünkü ben sadece oynuyorum. Bağlanmıyorum. Siz de arkadaşınıza fazla bağlanmayın bence. Havalar ısınıyor. Akşama kalmadan eriyip gidecek sizinki. Eriyecek mi? Yok ya, erimez değil mi? Ben de karlar erimeden gidip basılmamış bütün karların üstüne basayım. Baksanıza, erimeye başladı bile. Arkadaşlar, havanın soğuk kalması lazım. Nasıl olacak o? Tinky, kablolar kontrol edildi mi? Kablolar tamam, sistem hazır. Güzel. Kukuli, düğmeye basmaya hazır mısın? Bir daha asla yüzün düşmeyecek. O zaman kurtarma operasyonu için geri sayım başlasın. 3, 2, 1. Geri sayım çok heyecanlı. Ateş! Kardan adam sağlam en azından. Erken evre kronik erime sendromu var. Arkadaşlar, -10 derece ateş az mı çok mu acaba? İyi olacak seni, merak etme. Ay. Of, çok zaman kaybettik, bir şeyler yapmalıyız. Hiç başvurmak zorunda kalmayacağım umduğum bir çözüme başvurmamız gerekiyor. Başka yolu yok Kukuli. Biz ancak Minky yardım edebilir. Ne? Ben mi? Evet, soğuk esprilerle kardan adamı buz gibi yapmaya hazır mısınız? Bir gün bir çocuk öğretmeni ders anlatırken binanın dışında durup camdan dersi dinliyormuş. Öğretmeni de içeri gelsene oğlum demiş. Çocuk da ama öğretmenim ben okulu dışarıdan bitiriyorum demiş. Ay Minky, komik bu. Sonracığıma bir adam ayakkabı almaya gitmiş. Satıcı ilk hafta biraz sıkabilir demiş. Adam da ilk hafta giymem o zaman demiş. Ay bu daha da komikmiş. Ay sıcakladım. Senin de iyi espri yapacağın tuttu Minky. Tamam adamın birinin gözleri yaşlıymış, kulakları genç. Kötü espri yapmayayım ki. Bir silgi doğada 250 yılda kayboluyor, benim evde 10 dakikada. Adamın biri güneşte yanmış, ayda düz. Neden kötü espri yapamıyorum? Gülmemiz bitince acil bir şey düşünelim. Ha?
Garaj tam istediğiniz gibi hazır arkadaşlar. Oo! Çok güzel olmuş Düt. Tekerine sağlık. Evet, büyük buzdolabı fikri çok iyiydi. Masal gibi oldu. Kardan adamımız bayılacak buna. Karda. İnanmıyorum. Hala sağlam. Da Minky nerede? Sağlam da. Baksanıza erimekten ne hale geldi? Minky? Aa, burası orası. Sonsuzluk nehri. Götürür seni buz gibi diyarlara. Eğer soğuk diyarlara giderse orada hep yaşayabilir. Hem kendisi gibi arkadaşları da olur. Yeniden mutlu olur. Çocuklar, size bir şey oldu diye çok korktuk. Aa, arkadaşınız gidiyor. Tutsanıza onu. Hayır, tutmayın. O doğru yere gidiyor. Bizi buraya bilerek getirmiş olabilir mi? Güle güle kardan adam. Hoşça kal dostum. O kadar uğraşıp şimdi denize mi attınız siz bunu? Seni çok özleyeceğiz. Güle güle. Arayı açma. Kartopu oynamak isteyen var mı? Var mı, duyamadım. Tamam, duydum. Yönümüze bakacağım. Minky, pusula değil bu. Evet, çatlak kremi o. Pusulayı almadın mı yanına? Bir şey seçmem gerekiyordu. Çantamın tam şurasına böyle bir şey tam giriyor. Bak, ya pusulayı alacak? Tamam Minky, gerisini anlatmana gerek yok. Şimdi belki kızıyorsun ama güneşin altında böyle durmaya devam edersek yüzümüzdeki çatlaklar için çok lazım olacak. Hem de çilek aromalı. Bitkisel olduğu için yenebiliyor da. Kukuli ister misin?
Ay. Pusulasız ne yapacağız şimdi biz? Tabii ki doğaya kulak vereceğiz. O bize bir şeyler söyleyecektir. Tabii ya. Bravo Minky. Yönümüzü yıldızlara bakarak bulabiliriz. Aynen aynen. Şimdi gitmem lazım. Yıldızlar yok. Güneş var. Güneşe baksak? Olur. Ha. Bir şey diyeceğim. Evet. Güneşi şu anda tam gözümün içinde hissediyorum. Tamam, yön bulmayı boş verelim. Biz akıllı, zeki, her şeyin farkında üç kişi. Buraya nereden geldiğini hatırlamayacak kadar. Bir düşünelim. Şuradan geldik. Ağaçları taradım, buradan. Buradan. Gideceğimiz yolu bilmiyoruz. Geriye de dönemiyoruz. Yani kaybolduk. Ay 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 ay. Sakince düşününce bence yolumuzu kaybetmemiz çok iyi oldu. Zaten kamp yapmaya gitmiyor muyduk? Evet. Tamam işte. Kampı bu kudretli ormanda vahşi doğanın tam ortasında yapacağız. Yanımızda her şeyimiz var. Çadırımız, yiyeceğimiz, içgüdülerimiz, cesaretimiz. Ay. İyi ki çadırımız var. Ben burada sizinle durmayacağım. Ben de çadır yapacağım. İşte şimdi vahşi hayata hazırız. Ha? Bu güzel havada çadıra gerek yoktu zaten. Ay. Biraz soğuk mu oldu? Ateş yakmamız lazım. Çantada kibrit vardı. Kibrite gerek yok. Ben ne attım az önce? Yemeklerimizi. Neyse, gidenle gidilmez. Önce Doğan'ın bize sunduğu imkanlarla ateş yakalım. Minky, ne yaptın? Uğraşıyorum işte. Gördün mü? Şimdi sıra yiyecek bir şeyler bulmakta. Bütün orman bize yemeğini sunmak için burada. Koşullar da ne kadar uygun, baksanıza. Bu nasıl gök gürültüsü ya? O benim midemin gurultusu. Biri bizi ormanda kaybetti. Sonra da yemekleri attığı için acıktım da. Arkadaşlarımı bu duruma ben soktum. Ben çıkaracağım. Hepimizin karnı doyacak. Merak etmeyin. Şimdi önce içgüdülerimi uyandıracağım. Sonra da bir avcıya dönüşeceğim. Evet. Ot ve meyve avlamaya hazırım. Taze yeşillikler. Mis gibi. Onu nereden buldun? Fındık. Ham ham ham. Nereden? Acı, acı, acı! Çilekli krem versem o fındığı verir misin? Evet mi, hayır mı? Çekil! Çekil! Fiti fiti fiti! Fiti fiti fiti! Hayır, kendimi anlamıyorum ki! Fiti fiti fiti! Kamp yerini bulduk. Nasıl buldunuz? Hadi o zaman ne duruyoruz? Burası biraz kalabalık mı? Bu da iyiymiş. Çadırlı uçarak yemek sırasına kayna. Sırada ben vardım. Hayır, ben vardım. Lütfen dikkat. Çadırlarınızı çadır dışı alanlara kurmayınız. Öyle kafanıza göre işler yapmayınız. Teşekkürler.
aynı şeyi mi düşünüyoruz? Hı hı. Oh, böyle her şey ne kadar güzel. Doğada yaşamak için vahşi olmak şart mı? Ben olamıyorum da. Geçmişsin. Evet, çünkü evdeyiz. O zaman ev ödevini yapmaya da hazırsın. Ben aslında evde ödev yapılmasını doğru bulmuyorum. Okulda olan okulda kalmalı. Boşuna uğraşma Binky, ödevden kaçamazsın. Niye kaçayım ki? Hele ödevi yapan sınıfı geçmiş sayılacakken. Bilmem, öncekilerin hiçbirini yapmadın da. Bu sefer farklı olacak, göreceksin. Hatta ben bu ödevi senden önce bitiririm bence. Sen ne yapıyorsun? Ödevi yaptım. Fena değil. O zaman ben de şimdi çantamı alıyorum. Odama çıkıyorum. Ve ödeve başlıyorum. Yerimden hiç kıpırdamadım değil mi? Hiç. Bir el atabilir misin? Çok teşekkürler. Evet ödev, baş başayız. Gece 12'de yatakta olmam gerektiğinden seni o saate kadar bitirmem lazım. Zaten kompozisyonun konusu çok basit. Bir insanın hayatında neler önemlidir? Evet. Neler önemli? Devamını okumamışım. Ben ödevden sonra bakayım buna. Yo hayır, önce ödev. Vay, çok iyi bitti. Ödevim. Saat daha 3. Daha çok vaktim var. Süper. Evet. Kalemtıraş. Kalın oldu. Çok sivri. Yine kalın. Sivri. Kalın. Sivri. Kalın. Sivri. Kalın. İşte tam istediğim gibi. Öf. Bunlar defterin üstündeyken yazamam ki. Evde böyleyken aklımı ödeve veremem ki. Bu kir süpürmekle çıkmaz. Evde böyleyken ben çalışamam ki. Kukuli bakma öyle hadi. Yardım et bana. Kalk kalk. Binky siz ne yapıyorsunuz? Yufka açıyoruz Tinky. Ne yapıyoruz gibi duruyor. İyi ama senin ödevin yok muydu? Var ama evin temizliği çok daha önemli. Zor oldu ama bitti.
Artık ödevime dönebilirim. Kısa bir temizliğin ardından saat... 6 mı? Neredeyse akşam olmuş. Artık oyalanmamam lazım. Daha hızlı düşünmeliyim. Aklıma ilk gelenleri yazacağım. Evet, güzel, harika. Her şey akıyor. Harfler, kelimeler, fikirler. Ve bitti. Bir okuyayım bakalım neler yazmışım. Neden yazamıyorum? Çok gerildim de ondan. Biraz rahatlamam lazım. Evet, biraz rahatlık, sakinlik. Ha, müzik. Tabii ya, klasik müzikle rahatlayabilirim. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ne? Saat 8 mi? Hiç başka bir şeyle ilgilenmeye gelmiyor. Vakit hemen geçiyor. Bu kili ne yapıyor acaba? Bir bakıp gelsem, hızlıca bir bakarım, sonra hemen dönerim. Aa, ne güzel kule. Biliyorum, biliyorum, ödevim var. Ama aklıma ne geldi şimdi bunu görünce? Bak, çekil bir. Bak şimdi, bu örtüyü çekeceğim ve hiçbir şey kırılmayacak. Hazır. Ta-ta! Seninle oyun oynamayı özlemişim. Kukuli, bunu sen mi yaptın? Çok güzel. Dur ya, bakacağım sadece. Üf, iyi be, koydum yerine. Kukuli, bu da ne? Tamam, onunla oynamayız. Seni mi kıracağım? Başka bir şey oynarız. Yastık savaşı! Knockout! Yahoo! Yahoo! Biliyorum, 12'de yatacağım. Yani 5 dakika sonra. Ve daha ödevi yapmadım. Sadece 5 dakikam var. İnsanın hayatında neler önemlidir? Arkadaşları önemlidir. Oyunlar önemlidir. Oyuncaklar, ailesi, sevdikleriyle geçirdiği zamanlar, kitaplar, çizgi romanlar, güzel şarkılar, lezzetli yemekler, mis gibi kokular, gülmek, sohbet etmek, güneşin doğuşu, batışı, ay yıldızlar vesaire vesaire vesaire. Bitirdim. Biliyordum zaten erken başlarsam zamanında biteceğini. Saat daha 10 mu? Kukuli, niye oynadın saatle? Ne olacak şimdi? Ödevi erken bitirmiş oldum. 2 saat ne yapacağım ben? Evet, bir insanın hayatında neler önemlidir?